Unutma, o benim çok yakın arkadaşım. Anne boşuna uğraşma, o adam sana bakmaz. Bakar, bakacak. Babamı ne çabuk unuttun? Aşık oldum. Sen aşk nedir bilmez misin? Zaman 85 yıl geriye atsın. Ve Taner bir gün için yine burada olsun. Betüş, Betüş, Betüş. Efendim Beyhan teyze. Banyoda buluşalım mı? Tamam, hemen geliyorum. Beyhan teyze, sonunda eski haline dönmüşsün. Nihayet. Anneme mi gidiyorsun? Evet hayatım. Önce şu kıl tüy sihirini peri kitabından yok edeceğim. Sonra annenin sahte Taner'e duyduğu aşkı içinden çıkaracağım. Sonra da... Annemi periliçenin cezasına bırakacaksın. Evet hayatım. Sana son bir defa sormak istedim. Gönlün buna razı mı? Yani tabii annem olduğu için kabul etmek biraz zor ama... Hiçbir kötülük cezasız kalmamalı Beyhan teyze. Değil mi? Eda da aynı şeyi söyledi. O zaman ben gönlüm rahat gidiyorum. Bay bay hayatım. İyi şanslar canım. Sağ ol Betüş'cüm. Uyuyor. İyi. Önce şu sihir yok edelim. Nerede bu kitap? Hah, işte burada. Hangi sayfadaydı ki bu? Hah, işte burada. Oh, oh. Bir daha bir hayvana benzemeden yaşayacağız. Ay ne güzel duygu bu. Neydi öyle? Şimdi sıra Dudu'ya geldi. Dudu'nun yüreğine serptiğimiz yalancı aşk sihiri. Oradan çık. Yok ol. Oh, bu işte bitti. Şimdi sıra Dudu Hanım'ı Periliçe'ye teslim etmeye geldi. Demek yalancı aşk sihiriyle sihirlendim. Demek Taner diye de kimse yoktu. Eda ve Betüş'le birlik olup bana kazık attınız. Aman Duducuğum, senin bize attığın kazıkların yanında solda sıfır kalır. Dokunma bana! Bana bak, ister itiraz et, ister etme, periliçeye gideceğiz. Gitmeden önce benim de yapacak bir işim var. Ama bunu yapmak uğruna Taci'yi de kaybedeceğim. Bana bak, bana bak, ne yaptığını sanıyorsun sen? Zamanı bütün yaşanmışlığıyla 85 yıl ileriye alıyorum. Gelsin 2090! Hayır, hayır, hayır! Periler aşkına, ne tuhaf bir yer burası. Affeder. Ben Duman Sokak burası mı diye soracaktım. Ha? Be! Bıra bıra Affedersiniz, Duman Sokak burası mı efendim acaba? Duman Sokak burası mı efendim? Yine mi gelmiş bunlar buraya? Kalk, çık buradan. Kalk, serseri.
Git al arkadaşını da git. Serseri çekil buradan. Al arkadaşını. Serseri. Gelmeyin bir daha da buraya. Buyurun efendim. Efendim ben Betüş Hanım'ı soracaktım. Pardon? Burada oturuyorlardı eskiden. Ne zaman? Çok çok uzun yıllar önce. Çocukluk arkadaşınızdı herhalde. Sayılır. Ben yeni evliyim. Birkaç senedir oturuyorum burada. Ama Betüş diye bir bayan oturmuş burada. Evet duymuştum. Etraftan duydum. O işte oturmuş. O. Üç çocuğu varmış. Tamam da kendisi. Çok iyi de bir kocası varmış. Evet. Evet duydum. Kocası vefat ettikten sonra taşınmışlar buradan. Annesinin evine dönmüş. Öyle duydum, bilemiyorum. Sizi üzdüysem özür dilerim. Bu Betüş, o bayan var ya söylediğiniz, evet. Periliydi falan diyorlar. Doğru mu? Aslı astarı var mı bunun? Çok söylenti yayıldı ama. İyi günler. Siz olsunuz değil mi? Kim? Perihan. Adamı nereden biliyorsunuz? Babam. Babam rahmetli olmadan önce vasiyet etmişti. Şu karşıki evde perilerin yaşadığına inanıyordu. Ben ölüp gidince gözün hep orada olsun. Ben sağken annene ispatlayamadım. Bari sen eşe dosta ispatla demişti. Periler var ya da yok. Sen bununla boşu boşuna zaman harcama. Eğer evliysen karınla ilgilen. Çık, dolaş. Hayatta en büyük mutluluk sıcacık bir yuvaya sahip olmak. İnan bana. Gitti çantam. Dünya hep aynı dünya. Hiçbir şey değişmemiş. Neredeydiniz? Her gün nereye gidiyorsak oradaydık anne. Kocalarımızı ziyarete gittik. Çocuklar bu sefer gelmediler. Dayanamadılar işte. 30. Tam 30 yıldır her gün gidiyoruz. Ve kalbimiz hala bu acıyı kaldıramıyor. Ben daha Taci'yi kaybedeli bir gün olmadı. Ama şimdiden dayanamıyorum. Bir gün mü? Anne 60 yıl oldu. Çünkü anneniz bu sihiri bu sabah yaptı. İstersen sen anlat Dudu. Ama ben senin yerinde olsam sokağa çıkıp bir bakardım. Artık ne Avni Bey kalmış, ne Mevhibe Hanım, ne Suzan, ne Firuze. Torunlarından Cem'le Ceren bile artık aramızda değil. Toprakla Çile'nin genç kızlıklarını göremedi. Şimdi söyle bana, bir hırs uğruna şu koca dünyada 3-5 kişi kalmamıza değer miydi? Neler oluyor burada? İşte geçmişin, ailen. Düşün Dudu. Düşün. Anneannemin hırslarını yenmiş. Bu sayede her şey normale dönmüş. Anneannem bundan sonra bizimle uğraşmaktan vazgeçecek mi bilmiyorum ama içeride annemle babamın, odamda ablamın, karşıda Suzan teyzelerin uyuduğunu ve yarın sabah uyanacaklarını bilmek çok güzel. Çok ama çok güzel.